ABD bir imparatorluk mu? Rusya bir imparatorluk mu? Türkiye bir imparatorluk mu? İmparatorluk nedir? Dünyada genel norm 19. yüzyıldan beri ulus devlet denilen yapay ve hayali yapı. Eskiden bazı devletler, büyük devletler, ulus devlet kavramının tamamen dışında başka bir zihniyet üzerine kurulmuşlardı. Yani itaat kriteri bir ulusal birliğe, bir dil, din, kültür, gelenek ve soy birliğine dayanmayan devletlerdi. Roma İmparatorluğu, İngiliz İmparatorluğu, Rus ve Sovyet İmparatorluğu bunlar çok uluslu devletlerdi. Bir ulusun, yani belki aralarında bir ulus iki kademe, iki adım daha öndeydi, daha bir takım egemenlik koşullarına sahipti. Fakat aidiyet şartı o ulusa mensup olmak değildi. Amerika farklı tip bir yapılaşma. Çünkü Amerikalılar özellikle 1945'ten sonra yepyeni bir egemenlik modelini keşfettiler. Kendi sınırları içinde son derece net bir şekilde bir ulus devlettir Amerika. Tek ulus devletidir. Amerikanlık dışında başka bir ulus yaşatmazlar orada. Fakat fiilen idareyi ele almadan, yani buradan vergileri ben topluyorum arkadaş demeden, dünyanın pek çok ülkesi üzerinde, dünyanın çok büyük bir bölümü üzerinde, tamamına yakını üzerine, geleneksel devlet egemenliğinin tüm şartlarına sahip bir egemenlik kurdu. Yani bu ülkelerden ne kadar haraç alacağına karar veriyor. Vergi yoluyla değil, başka yöntemlerle oradan parayı kendisine akıtıyor. Askeri kararları kendisi alıyor. Bu ülkelerin dış politikalarını kendisi belirliyor. İçte tüm kilit noktalara kendi kadrolarını ve adamlarını yerleştirmiş. Fiilen pek çok ülkenin devlet başkanlarını ve kurumlarını il valisi statüsüne indirgemiş. İl valisinin belli bir yetkisi vardır. Bazı konularda bazı kararları verebilir. Fakat normal olarak yukarıdan hangi emir gelirse onu yürütmekle mükelleftir. Bu anlamda Amerika global bir imparatorluk kurmuştur. Hukuki sistem açısından eski imparatorluklara benzemeyen, fakat efektif olarak benzer bir geleneği, benzer bir yapılaşmayı sürdüren bir siyasi sistem kurmuş. Bu Amerika'ya şöyle bir avantaj sağlıyor bu yeni model. Çünkü sen eğer Roma İmparatorluğuysan ya İngiltere veya Çarlık İmparatorluğuysan sınırların içindeki insanlara öyle ya da böyle bir takım haklar, bir takım vatandaşlık hakları vermek zorundasın. Onlara işte yol götürmek, merkeze okula geldiğinde onların elinden tutmak, işte yaşlılarına yardım etmek, hastane kurmak vesaire gibi işte mükellefiyetlerin var. Devlet olarak görevlerin var. Ne yarım yamalak da yerine getirirsin belki bunları da bir şekilde getirmek zorundasın. Yani Sovyetler Birliği içinde Litvanyalı'nın da Ermeni'nin de Özbek'in de bir takım hakları var, bir takım imkanları var. Belli ölçülerde Rus'tan aşağı olsalar bile bir takım vatandaşlık haklarından yararlanabiliyorlar. Amerikan sisteminin güzelliği orada. Egemenlik dersen egemenliği yönetiyor adam. Yani Batı Avrupa'yı da yönetiyor, Meksika'yı da yönetiyor, Venezuela'yı da yönetiyor. Emirlerine karşı geldikleri zaman belalarını sikiyor. Türkiye'yi de yönetiyor, Ürdün'ü de yönetiyor. Ama vatandaşlık hakları vermiyor. Bu yönetim, bu egemenliğin karşılığında bir şeyi yok, bir yükümlülüğü yok, bir bedeli yok. Yani bal kaymak. Yani ben de devlet olsam öyle devlet olmayı tercih ederdim. Haklar sınırsız,
Sorumluluklar sıfır.